Merhaba arkadaşlar, ben Kaan. Bugün sizlere Minecraft nasıl oynanır onu göstereceğim. İlk oyuna başladığınızda size İngilizce ekran verir. Bunu Türkçe'ye çevirmek için ayarlar. Şurada L-A-G-U-E olacak. L-A-G-U-E. En aşağıya iniyoruz ve burada Türkçe'yi seçiyoruz. Sonra tek oyuncuya geliyoruz. Bu da online oynayabilirsiniz 1-7x serverlarında veya hangi sürüm oynuyorsanız. Giriyor mu lan buna? Server full diyor. Her neyse boş verin. Şey anne. Yeni dünya yaratmak için böyle bir ekran duruyor. Burada yeni dünya yarat. Burada hayatta kalma modu var. İşte burada hayatta kalma, yani böyle ağaç filan topluyorsunuz. Onlarla ev yapıyorsunuz. Kapı filan. Zorlayıcı var, yaratıcı var. Yaratıcı, ben yaratıcı da oynayacağım. Size tanıtmam daha kolay olsun diye. Ne olsun? Rehber. Rehber. Daha fazla mı ya? Buradan dümdüz yapıyoruz. Tamam. Yeni dünya yarat. Dünya yaratılıyor. Burada Battlefield tükleniyor. Battlefield tüklenince de onun videoları gelecektir. Heh. Şimdi hemen sizin için. Şimdi ev yapmak istiyorsanız ilk önce yani şöyle orman ağaçları, yani şöyle odunlar olacak. Bunları kesince yani sonra böyle bir şey gelecek. Bunları şuna çevirmek için bir saniye şey gerekiyor. Çalışma masası. Çalışma masası gerekiyor. O yüzden bunu koyduk mu? Bakın bize böyle bir. Bunları böyle pratikçe koymak için shift'e basıyoruz ve sol tık yapıyoruz. Sonra ben bunları atayım. Şunu da atayım. Ev yapmaya gelirse yani bir tane örnek ev yapayım size. Hani şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yaparsınız. Küçük yapıyorum ben. Sonra bunun üstünü falan kaparsınız. Ben yine bir yapayım size. Sonra şurayı da kapatırız. Kapatırsınız, ben kapatmayacağım. Sonra eve kapı yapacağız. Nasıl gireceğiz? Geliyoruz buraya. Elize bir ahşap kapı verin. Kapımızı buraya koyuyoruz. Ve geri çık yapın. Buna bir de cam eklemek istiyorsunuz. Kum bulmanız gerekiyor. Kum. Onun için de ocak gerekiyor. Ocak ve tahta. Böyle yaptığınızda size bir şeyler verecek. Camlarınızı elde edeceksiniz. Sonra neye gerek? Redstone'a gelelim. Redstone ne işe yarar? Redstone bir devre kurduğumuzda işe yarar. Şimdi hemen şöyle birkaç tane şey yapacağım. Nasıl kullanılır? Kızıl taş ne işe yarar? Ne işe yarar? Fırlatıcıyı alayım. Piston. Bu pistonlar zaten devredeki her şeyi. Pistonlar yapıyor genellikle. Ama pistonları birbirine bağlayan bu. Kızıl taşlı. Tam bu kadar yeterli. Bakın işte cam elde ediyorsunuz. Sonra alın. Koyun buralara. Bakın oldu. Tamam. Şimdi hemen kullanıma başlayalım. Bunu buraya koyuyoruz. Kızıl taş bu. Shelter alak ve batın alak, yani dümdüz. Şimdi
Bunu böyle getirdiğimizde gördüğünüz gibi bu kızıl taş yanar. Ama bunu böyle devam ettirirsek ve gördüğünüz gibi kızıl taş kesildi. Buralara gelmiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Kızıl taş yenileyiciyi buraya koyuyoruz ve gördüğünüz gibi buralara da artık enerjiler yetişiyor. Bu şalter de şöyle bakın, iyice şunu bir kesek, şunları şundan enerji aldığı için, evet gördüğünüz gibi şalterde şu anda elektriği kestik ve bastık, açıldı. Şuraya yenileyicileri koyayım yine. Batın ise şöyledir. Şimdi söndüreyim işte direkt. Buton, şunu fazla uzatmayayım. Bu 3 saniye civarı açık duruyor. 1, 2, 1, 2, 3. Evet, 3 saniye kadar duruyor bu da. Şimdi size örnek bir devre yapayım. Tuzak yapayım mesela. Ya da tuzağa şimdi uğraşamam. Bir tane devre düşüneyim. Evet, tam tuzak yapayım ya. Onun tuzak için basınç plakası, piston ama yapışık. He, yapışkanla normal piston arasındaki fark göstereceğim. Bu yapışkanlı, bu yapışkansız. Tuzaklarda genellikle yapışkan kullanılıyor. Şimdi. Şimdi gördüğünüz gibi sağ soldaki yapışkan sağdaki yapışkan değil. Sağdakini çekiyoruz ve bloğumuz gelmiyor. Bunu çekiyoruz, blokla birlikte geliyor. At, at su alan. Evet, şimdi hemen yapayım bir tane devre. Çok basit bir devre. Ops, ups, ups, ups. Şimdi şöyle yapacağız. Ah. Evet, yerleştirdik. Zıp 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 zıp. Şimdi şuraya bir tane basınç plakası ama tahta olacak. Sonra şuradan redstone'u alıyoruz ve getiriyoruz. Sonra bunları redstone'u nasıl saklayacağız? Adam redstone'u görürse tabii gelmez. Tuzak olduğunu anlar. Bu tuzakta yani hiçbir belirti olmuyor tuzağa dair. Şimdi ops ops he. Yani siz oraları kapatırsınız işte bir türlü. Sonra şuraya bir şey atalım. Allah he. Gördüğünüz gibi şunlar bir dong 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 diye açıldı. Oy, şuraya da unutmuşuz. Bakın yani şunu aldığımızda gidiyor. Şuradaki eşyayı aldığımızda hadi bu gidiyor. Her neyse atar. Bu tarafa bakacak şekilde yine koyuyoruz. Oh, yetişti tamam. Ama tamam, açıldı. Aa, şuraya şey yapmayın. Kusura bakmayın. Hı.
Tamam. Şimdi siz şuraları şöyle bayağı derine kazarsınız ki adam ölsün. Yani ev multiplayer serverlarında da evine girmeye çalışın. De sonra. Bir saniye. Yani neyse işte arkadaşlar. Anladınız siz. Sonra ben buraya atayım bir şey. Tamam hadi gidelim. Bak şurada chest var, atıyorum. İçinde elmas falan vardır. Hadi gidip bir bakalım. Bakıyor. Şey yok. Alıyor. Ne diyor? Yani alıyor sonra pat düşüyor gördüğünüz gibi. Tabi burada hızlı var diye yavaş şey gelmedi. Her neyse şu devreleri falan saklarsınız. Redstone bu işe yarar. Bakayım şöyle başka ne? TNT. TNT alıyoruz. Ona çakmak alıyoruz. Bir saniye. Time set day. Şu Battle Fate yükleniyor. 12 saat kalmış. Sonra bakın bunu koyduğumuzda patlar. Patladı. Ama şöyle bir şey. Katman. Şöyle bir şey yapalım. Altında şöyle. Bakın. Koyduk. TNT'yi patlatıyoruz. Gördüğünüz gibi katman tabakaları patlamadı. Aynı şekilde şöyle de olur. Şöyle. Su. Koş. Ortaya bunu bakayım. İnşallah. Su varken de galiba patlamıyor. Evet. Böyle TNT'yi de. Sonra bakayım başka. Şu çakmak taşını normal bir bitona normal bir bloğa koyarsanız belirli bir süre sonra sönecektir. Ama cehennem taşını koyarsanız hep sınırsız olacaktır. Bakın gördüğünüz gibi. Şu raylara geçelim. Tamam takarım ben sonra. Kusura bakmayın. Bakın bu hala yanıyor. Şimdi ne? Buralara geçecektik. Ulaşım. Ups. Tamam zaten bundan. İlk önce şöyle güçlendirilmiş rayı koyduğumuzda ve kızıl taşı koyduğumuzda gördüğünüz gibi böyle gider. Sonra kızıl taş bloğu şuraya koyarsanız bunun üzerine rayları koyduğumuzda böyle gider. Bu rayları böyle hep koyarsanız şunun gibi şey yapmak zorunda kalmazsınız. Ama bunu böyle döndüremezsiniz. Onun için şöyle yapmamız gerekiyor. Sonra vagona binip gerçi her yere gidebiliriz. Ama şimdi gördüğünüz gibi bu çok hızlı. Normal ray koyup bunu bindiğinizde aynısı. Ay aynı hız değil, çok yavaş. Aynı hız şimdi şurada olacak. Bunu böyle güçlendirmişle normal koyup kızıl taş veya kızıl taş bloğu koymazsanız yine aynı hızda gidecektir. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ya da bekleyin şimdi daha bitirmeyecek. Var mı? Şu madenlere geçelim. Şimdi bütün madenleri alayım. Cevher.
Şuraya yazayım. Cevher. Sen zaman geçer mi acaba? Tamam. Ve şu kazmaları alıp da yer yetmeyecek. Her neyse boş verin. Şimdi hani game moda geleyim. Yaratıcıdan çıkacağım. Dönme mod. Dur çıkmayacağım. At 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 at. Sonra bu kadar galiba. Tamam bu kadar yeter. Şimdi ben böyle bayağı odağım var. Yani. Şimdi çubuk yapacağız. Çubuk. Böyle yapıyoruz. Ve tahta kazma veriyor. Tahta kazma ile bunu kazabilirsiniz. Ama demiri kazamazsınız. Kazsanız bile size demir kılçası vermeyecektir. Ups, fail. Ocak almayı unuttum. Ups. Tamam. Şimdi. 3 tane olduğumuza göre, 3 tane kırık taşımız olduğuna göre artık taş kazmamızı yapabiliriz ve demirleri kesebiliriz. Tabi bu verdiğinizde demir kılçası olarak gelmiyor. Demiri koyduğumuzda size demir kılçası verecektir. Şimdi ben bir game moda geçiyorum. Şimdi ne alacağız? Ne? Cevher. Bu arada kazmayla yani tahta kazmayla bunu da kesebilirsiniz. Yani tahta kazmanın kesebildiği yani her şeyi diğerleri de kesebilir. Lapisler. Altın alalım. Altın cevheri. Bunu ne yaptık? Ya al al al. Şimdi evet. Alalım. Yapalım. Demir külçemiz geldi. Ve demir kazmamız. Gördüğünüz gibi demir her şeyi kesebilir. Zümrüt veriyor. Zümrütle ama bakın zümrütle kılıç yapılmıyor. Gördüğünüz gibi. Kızıl taş bu dördel dördel veriyor kestiklerinizi. Elmas işte. Ya sonra altına geçelim. Altın he tamam. Bekle altın en önemlisi burada anlatacaklarım. Dan şimdi. Ups. Şimdi. Bir taşı yani altı mı daha iyi kesiyor demir mi diyeceksiniz. Altı bence daha iyi kesiyor. Ay ağzın ama ya. Neyse biz şunları keselim. Bir lapis lazuli de yedişer yedişer veriyor. Allah'ım. Yani elmaslar. Bu yani çok iyi yani bu elmas. En iyisi zaten elmas. Her şeyi. Hadi hadi çabuk biz burada video çekiyoruz.
Bunları kestikçe level artıyor. Level de sizin yani canınızın gitmesi yani atıyorum 5 dakikada bir tane can eksiliyor. Acıkıyorsanız yani o 40-50 level olursanız 20 dakikada yani bir. Bu da gerçek saate göre. Time bak. Havayı bayağı olmuş mudur ya çok? Yani olsun bir şey. Heh, tamam. Şimdi boş. Şimdi bakın. Bakın. Bakın ama bak. Şuna çok şuna bakar mısınız? Bitti. Altın direkt bitiyor. Ama yavaş yavaş bakın bitti. Görüyorsunuz gibi. Ama hoş. Demir daha bitmedi. Bakar mısınız? Demir çok az gidiyor. Katman tabakası asla kesilmez. Sadece game modda. Gider. Burada kestiğiniz elması direkt elması olarak veriyor. Yani tamam bitti işte. Geçebiliriz game modu. Halı bunlar bir şey değil. Bakın. Ama bunu ben yaratıcıda olduğum için okuma olmadan atabiliyorum. Sizde yay olsa sadece ok olmadan atamazsınız. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bakayım var mı başka? Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunlar da zirha. Beni izlediğiniz teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Bay bay. Kapattım. Hiç de kapatım yok ama olsun. Hadi bay.